Merhaba değerli izleyenler. Almanya'nın Köln kentinde bugün önemli bir konferans gerçekleştirilecek. Aslında bir festivaldir. Bu festivalin üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Türkiye insan hakları ihlallerinin konuşulacağı ve Türkiye'den Avrupa'dan birçok siyasetçinin ve konuşmacının katıldığı bir konferans gerçekleşiyor. Tabii ki Türkiye'deki insan hakları ihlalleri masaya yatırılırken aynı zamanda Almanya-Türkiye ilişkilerine yönelik de yine konuşmacılar olacak. Die Linke'den, Sol Parti'den, PDS'ten ve yine Köln Belediye Başkanı başta olmak üzere. Tabii ki Türkiye'de de konuklar var. Yani biliyorsunuz Türkiye'ye gidip gözaltına alınan tutuklananlar vardı. Alman vatandaşları vardı ve onlar da, o mağdurlar da bugün burada konuşmacı olarak hatırlayacaklar. Hamide Akbayır, Maryam Klan, Adil Demirci, Mahmut Güneş, Kazım Gündoğdu, Claudia Schmuck, Dilan Öz, Hozan Cane gibi Türkiye'ye gidip tutuklanan ve mağdur olan Alman vatandaşları burada yaşadıkları sorunları dile getirecekler. Ayrıca Türkiye'den de yine konuşmacılar var, siyasetçiler var. Şebnem Korur, Fincancı, Sezgin Tanrıkulu ve Melek Çetinkaya ile Sibel Yiğital ve Gülseren Yoleri yine Türkiye'deki insan hakları ihlallerine yönelik konuşmalar yapacaklar. Ayrıca Die Linke Partisi'nden Gökay Akbulut var. Yine SPD'den Frank Schwabe var. Yine Yeşiller Partisi'nden Max Lux ve yazar Lale Akgün ile konuşmacı olarak katılacaklar. Ben de konferansı sizler için derledim. Bakalım konferansta neler konuşuldu, neler dile getirildi. Hep birlikte izliyoruz şimdi. Familie, meine Freunde setzen sich für mich ein und Men vahşet ekibi bir renge dit. Mama nerede daneyi, pine nerede daneyi, beşik nerede daneyi. Men duye dene da şu Covid'deki mezin lehem eri girdi ya. Hey bir kaybetti siyasi. Ben Agahya konsulosu bir kız. Ez derbasti eder ne bu? Mebirin vakti riye da mebirin ki ölürüm Türkiye'm hatta davidani perdi koymun gıkatandın hatta ne em çünkü heçten hapsi. Ez o em de hazın tecvi zindan ederken tukat gerek insan ki bir terbiyeyi o tu hünermendi herkes de hazdı ki sermediye Almanya em de bizim em de hazın de azad bakın ben misin gelir reşti da bu min avettin o ederi o işkence on despeker heşt roji ne adam mı ne nandan mı wusste ich noch lange nicht, dass ich selber auch ein Teil davon werde, dass ich dann auch zu dieser Odyssee gehören werde und... Türkiye'den yine Almanya kaçtım geldim. Yani dünya değişmiş, her şey değişmiş. Ama bu çağ dışı yöntem, bu sistem demek ki işte aradaki 28 yılı diyor, halin değişmemiş. Sonuçta ben bunu öğrendim. Mektuplar alıyoruz cezaevlerinde kalan insanlardan ve bu mektuplarda yaşadıkları sorunları, cezaevlerinin durumunu aslında olanca çıplaklığıyla paylaşmaya gayret ediyorlar. Zaten özellikle İnsan Hakları Derneği'nin konudaki çalışmaları, yine Türkiye'deki hukuk örgütlerinin, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin, Özgürlükçü Hukukçuların yaptığı çalışmalar. Aynı zamanda tabii ki cezaevindeki insanlarımızın yakınlarının her biri bize durumla ilgili de bilgiler aktarıyor. Çünkü bazen ne yazık ki aldığımız mektuplarda bazı yerleri karalanmış olarak geçiyor elimize. Görülmüştür damgasıyla beraber. Bu görülmüştür damgası olan mektuplardaki bilgilerin sınırlılığı çerçevesinde de yaşananları izlemeye çalışıyoruz. Zaman zaman Ceza ve Tepki Evleri Genel Müdürlüğü ile iletişim kurma çabalarımız, Adalet Bakanlığı'ndan yaptığımız talepler, cezaevinde ziyaret etme taleplerimiz de koşulsuz bir şekilde 20 yıldır reddediliyor. Türk Devleti biliyorsunuz ulus devlet modeli üzerinden kendini kurmuş ve ulus devlet üzerinden de politikasını ve ideolojisini belirlemiş. Ulus devlet içerisinde Türklük vardır, İslamcılık vardır ve erkeklik vardır.
ve olabilirse mezhep vardır. Ve 10 yılda bir bu ulus devlet kendi içinde halkın ihtiyaçlarına cevap olamadığı için halkı itirazlarından kaynaklı demokratikleşme talebine karşı sistematik olarak 10 yılda bir darbe üretmiştir. Ve her bir darbe yeniden bir şiddeti, her bir şiddet yeniden insan hakları ihlallerini ve insan hayatının kaybetmesi, sürgünler ve inanılmaz trajediler yaratmıştır. Çakıcı cezaevine girdiğinde onun özel diyetleri üzerinden değişik glutensiz yemeklere kadar. Onun için özel sistemli koğuşlar yapıldı. Özel günlerde yemekler götürüldü. Yani demem şu, bir yerde mafyayla ortaklaşırsanız, çeteleşirseniz hukuk namına bir şey kalmaz. Mutlak yasasızlık hali başlar. Yani muhafazakar kesimde yetiştik. Hiç sokağa bile çıkartılmayan bir ailedeydik. Sürekli iş yapan, temizlik yapan. Yani Ankara'da oturmama rağmen ulusu Kızılay'ı bilmeyen biriydim. Ne Türkiye'den ne dünyadan olayların hiçbirinden haberim yoktu. Bu olaydan sonra Kürtlere yapılan birçok zulümlere şahit olduk. Ama o zamanlar belki sosyal medyanın olmayışı, bu kadar aktif kullanmayışımızdan dolayı onlara yapılan zulümlerden haberdar değildik. Çok şükür ki bugün sosyal medya var. Her şeyi anında, ana akım medya vermese de öğrenebiliyoruz. Belki bugün de sosyal medya olmasaydı, bugün de belki sağıyla, soluyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle bir arada olmayabilirdik. İnsan hakları sorunlarının ne kadar devasa bir boyutta olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani İnsan Hakları Derneği 1986 yılından bu yana insan hakları alanında çalışmalar yapıyor ve bütün alanlarda çalışmalar yürüttüğü için de genel olarak yaşanan sorunların çeşitliliğini en yakından takip eden örgüt durumunda belki de. Toplumsal mücadele alanında cumartesi annelerinin yaşadıkları ya da hapishanelerde evlatları için adalet nöbeti tutan annelerin yaşadıkları, yani çalışma hayatında ortaya çıkan sorunlar, yani neresinden tutarsanız tutun aslında Türkiye'de gerçekten her alanda ve çok ciddi, can alıcı insan hakları sorunlarının yaşandığını söyleyebiliriz. Bu sorunların geçmişten bugüne nasıl seyrettiği meselesinde de evet giderek ağırlaştı, doğru. Ve işin belki de en acı tarafı bugün için, tamam umudumuz var ama yakın tarihte iyi bir gelişme bekliyor musunuz derseniz, bugün Türkiye'de yaşayan herkes şöyle diyor, evet yakın tarihte böyle bir şey mümkün değil. Yani bizi bir müddet daha kötü günlerin beklediğini düşünerek aslında bu yaşantı ya da bu mücadeleyi devam ettirdiğimizde bir gerçek. 21. yüzyılın insanlık tarihinin gerçekten en onurlu, en trajik, en zor mücadelesini yürütüyor bir anne. İki evladını kaybettiler, eşini katlettiler. Tek evladını da hücrede tutuyorlar. Ve açıktan yapıldı bu. Yani resmen açık, ben o süreçte oradaydım. Açıktan katledildi. Açıktan herkes her şeyi gördü. Her katılım programda da bunu söylerim. Bizim hikayemiz Kırmızı Pazartesi romanıdır arkadaşlar. Sadece hani bir savunma refleksi hep gösterdiği davranışlardan biridir Türkiye'de hükümetlerin. Şaşırtıcı değil. Biz de onun yanıtını veririz. Öyle diyeyim ben. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Bilgiler toplansın ve ortaya konsun. Başından beri bunu söyledik. Bunu söylemeye de devam edeceğiz. Onların saldırması bizi susturmaz. Das aber darum, dass solche Regime geschwächt werden müssen und wie wir es über Maßnahmen überlegen, in denen wir auch überparteilich gerne handeln können, aber von Menschenrechten zu sprechen und von Friedenspolitik zu sprechen und dann immer wieder mit autoritären Regimen zusammenzuarbeiten, bringt uns alle nicht weiter. Kornmet adına Almanya Kürt Çatı örgütü adına Şebnem Hoca'ya vermek istiyoruz. Çünkü duyduğunuz için çok onur veriyor. İtibarınızda da rahatsız.